Kafandaki parasal blokajları kaldırabilmek için yapman gereken adımları anlatacağım. Bu videoyu sonuna kadar izlersen sen de kafandaki kilitleri çözersin, kafandaki parasal blokajları kaldırırsın ve kıtlığı berekete çevirebilirsin. Veya aktüel başarını daha da arttırabilirsin. Örneğin aylık 3000 euro para kazanıyorsan bunu rahatlıkla 5000, 10000 veya 15000 euroya çıkarabilirsin. Veya kendi işini yapıyorsun ama bir türlü istediğin yere getiremedin işini. Yani istediğin kazancı elde edemedin. İşte bu videoyu sonuna kadar izle. Kafandaki blokajlardan nasıl arınacağını öğren. Sen de kazancını arttır. Birinci madde şu sevgili arkadaşlar. Bu blokajların asıl sebebi ne? En önemli bilgi bu. Bak, senin öğrenmen gereken en önemli bilgi birinci madde kafandaki blokajların asıl sebebi ne? Onu oraya kim ekti? Tohum olarak kim kafana onu koydu? Kim suladı da oradan böyle zehirli bir bitki çıktı? Yani parasal blokaj bitkisi çıktı. Zehirli bitki. Senin o bitki kafanda büyüdükçe hayatında bereket azalıyor. Kıtlık çoğalıyor ama. Sıkıntı yaşıyorsun durmadan. Durmadan işinde başarısızlık yaşıyorsun. Bunun sebebi ne? Bunu buraya kim ekti? Bunu öğrenmen lazım. Birinci madde, en önemli madde bu. Kim ekti? Bak şu olabilir. Yaşadığın bir travma olmuş olabilir. Çok güvendiğin yakın bir akraban vardır. Örnek veriyorum senin kayınbiraderin veya senin işte komşu Ahmet abi, tamam mı? Buna güvendin, onunla beraber bir işe başladın. Gerçekten çok güzel anlattı sana her şeyi. Baştan her şey çok iyi gidecekti. Para yatırdın oraya veya beraber para yatırdınız. Ama sonucu iyi olmadı. Yani istediğin gibi çıkmadı. Anlattığı gibi olmadı yani. Hayal kırıklığına uğradın. Sana o kişinin söz verdiği gibi olmadı. Seni yarı yolda bıraktı. Sana dürüst davranmadı. Anlayacağın Türk halk diliyle seni kazıkladı. Bu bir travma işte, tamam mı? Bu bir tohum. Bu travmayı yaşadığından dolayı yani böyle kötü bir anı yaşadın ya. O zaman sistem, senin beynin, senin bilinçaltın seni korumaya çalışıyor. Kimden? Yatırım teklif eden herkesten. Para konusunu anlatan herkesten. Veya seni paradan koruyor. Kötü bir anı olduğu için, kötü bir şey yaşadığından dolayı bir daha yaşamasın, bir daha bu sıkıntıyı yaşamasın diye seni hep uzak tutuyor. Ve o kişilere karşı hep sana kötü cümleler söyletiyor. Mesela zenginler kötü, sömürücü, hep yalan konuşuyor. Bu insanlar zani, şımarık, hak yiyor, haksızlık yapıyor, haram yiyor gibi cümleler söyletiyor sana sistem. Dolayısıyla kalıplaşıyor senin zihninde ve böylece kafanda kıtlık bilinci oluşuyor. Burada asıl problem ne biliyor musun? Genellemek. Yani sen o yaşadığın olayı genelledin. Herkes böyle. Zengin olan herkes kötü. Herkes dedin, genelledin. Dolayısıyla herkes deyince, genelleyince yani işin kolayına kaçtığından dolayı o insanların hepsinin günahını aldın. Onları kendine düşman belirledin. Düşman belirlediğinden dolayı onlardan uzaklaştın ve onlar gibi olamayacaksın. Peki bu genellemeden nasıl kurtulacaksın? Şu soruyu sor o zaman kendine. Acaba herkes mi böyle? Bütün zenginler mi böyle? Mesela İbrahim Aleyhisselam çok zenginmiş. 12 bin tane çoban köpeği var. O kadar sürüsü var ki vadiler dolusu koyunları var. Onun için 12 bin tane çoban köpeğine ihtiyacı var İbrahim Aleyhisselam. Misafirsiz yemek yemez, hep ikram eder. Bu da mı kötü? Veya başka hayatında hiç mi hayırsever zengin insan yok? Hiç mi görmedin? Hiç mi okumadın? Mesela geçmişte sahabeden malının tamamını hediye eden insanlar yok mu? Tamam mı? Bu şekilde bu soruları sor kendine genellemeyi kırmak için. İkinci madde biraz önce söylediğim gibi sevgili arkadaşlar genellemeyi kır. Yani onun zıttına çevir. Hepsi böyle dediğinde hepsi mi böyle gibi kendine sorular sorarak zıttını çevirerek blokajlardan kurtul. Yani şöyle örnek verebilirim. O kafandaki, zihnindeki düşünceyi çıkarıyorsun, çeviriyorsun ve tekrar oraya takıyorsun. O şekilde çözülüyor. Bakış açını değiştirerek. Peki şimdi bunu çözdün. Kafandaki düşünceyi, bakış açısını değiştirdin. Genellemeden kurtuldun. Gelelim üçüncü maddeye. Bolluk, bereket
düşüncesine sahip insanlarla beraber takıl. Yani kalıcı olması lazım değil mi? Şimdi kazandığın bir bolluk bereket düşüncesi var. Bunun kalıcı olabilmesi için etrafındaki insanları iyi seçeceksin. Yani kıtlık bilincine sahip insanlarla değil de bolluk bilinci olan insanlarla beraber otur. Yani onların mekanında takıl. Onlarla beraber ol. Onların düşüncelerini al. Onlarla istişare et. Onlar gibi konuşmaya başla. Kalıcı olabilmesi için. Peki hocam çok güzel, iyi. Tamam da ben bolluk bereket zihnine sahip olan insanları nasıl bulacağım? Nasıl tespit edeceğim? Çok basit. Bak çok basit. O insan hayırsever mi? Zekatını veriyor mu? Sadaka verir mi? İyilik yapar mı etrafına? Kaliteye önem verir mi? Yani ucuz mallara değil de kaliteye değer verir mi? Emeğe saygı gösterir mi? Kendine yatırım yapar mı? Gerçek ürün kullanır mı? Bu anlattıklarım hepsi bir kişide varsa o insanın hem kalbi zengindir hem de cüzdanı zengindir. Ve bu şekilde tespit edebilirsin. O insanlarla beraber. Bunun en kolayı da sevgili arkadaşlar kendine mentor bul. Yani modelleyeceğin, örnek alacağın bir mentorun olsun, bir koçun olsun, bir liderin olsun, rehber alacağın bir yol gösterenin olsun. Onunla zaten takıldığında onun etrafındaki insanlar da öyledir. Sen otomatikman o takımın içerisine girmiş olursun. Yani kazananlar kulübüne girmiş olursun. Bolluk, bereket, zihnine sahip olan insanlarla takılıyorsun. Onlarla beraber olduğun için otomatikman ister istemez onlara benziyorsun. Hani üzüm üzüme baka baka kararır hesabı. Bolluk, bereket o insanlarla beraber takılmakla çoğalıyor sevgili arkadaşlar. O yüzden sürekli diyorum siz hayatınıza bolluk, bereket getirmek istiyorsanız o zaman bizim programlarımıza katılın diye sık sık söylüyoruz. Çünkü bizim programlarımıza katılan arkadaşlar kıtlık bilincinden kurtulmuş, bolluk bilincine girmiş insanlardır. Kendine sürekli yatırım yapan insanlar. Sadece kendine değil, hayatına, geleceğine, çocuklarına yatırım yapan insanlardır. Yatırım yaptığı için zaten bolluk, bereket bakış açısı kazanmış oluyorlar. Dolayısıyla sana da tavsiyem, çevreni doğru seç. Hani derler ya, fakir mahallesinde sarayda yaşayacağına, zengin mahallesinde çadırda yaşa. İster istemez zengin mahallesindeki insanların sinerjisi, bakış açısı, düşünceleri sana sirayet ediyor. Bilinç altında köprüler kuruluyor. Dolayısıyla şimdi hemen sen de bizim programlarımıza katılabilmek için videonun altındaki linke tıkla. Formu doldur ve gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.